Ezberbozan TV'den herkese merhaba. Bugün herkesi cezbeden bir konu olan kokudan bahsedeceğiz. Kadim bilgiden bugünlere gelen koku kültürünü ve kullanım alanlarını uzmanından dinleyeceğiz. Konuğumuz sevgili Bihter Türkan Ergül. Hoş geldiniz Bihter Merhaba, Hanım. hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. İlk sorumla başlıyorum. Kadimden bugüne koku nedir Bihter Hanım? Koku demek aslında her şey demek. İnsan oğlunun tarihi kadar geçmişi olan bir materyalden, bir sembolden, bir varlık kavramından bahsediyoruz. Hı hı. Ateşin bulunmasıyla birlikte ateş iyi bir arındırıcı sonuçta. Binlerce yıldır insanoğlunun başvurduğu bir arınma yöntemi. Ateşe kokulu maddelerin atılmasıyla birlikte ortaya çıkan hoş bir kokuyla tanrılara yakarmak, günahların affedilmesi, dileklerinin kabul edilmesi gibi ritüeller başlıyor. 8.000 8 bin yıllık, 10 bin yıllık geçmişe baktığınız zaman Mezopotamya, Hitit, Selçuklu, Eski Mısır, bir koku uygarlığı bu topraklar ve her daim, her kadim uygarlığın vazgeçilmez unsurlarından, somut olmayan kültürel miraslarından kokular. Kadim zamanlarda, kadim uygarlıklarda bu kokular ne için kullanılmıştı? Her şey için. Suskunluğun gücü gibi. Örneğin Nefertiti, Yaseminli banyolarını yaptıktan sonra halkın arasına karışmadan önce vücudunu amber ve sandalla olduruyordu. Güvenlik ve eminlik mesajını tetikleyebilmek için. Eza yine Kleopatra Sezar'a gönderdiği papurisleri kakule esansına yatırır. Güvenlik ve eminlik mesajı vermek için. Baktığınız zaman Kiphi denilen ilk koku formülü Hı -hı. Yine eski Mısır'da yapılmıştır. Ee, özel bir karışımdır. 12 rahip tarafından hazırlanır. 12 rahibin bir bildiğini diğeri bilmez. 13. formülde firavun kendi fıtratından, karakterinden koyar. O yüzden aslında kifenin bir formüle ulaşmak şu an için mümkün değil. 13 tane notayı bulmak zor. Dolayısıyla onlar karıştırılıp böyle bir top şeklinde ateşe atılarak da kullanılıyordu. Hı hı. Eski Mısır hiyerogliflerine baktığınız zaman saçlar kukulata gibi yukarıya evet. uzanır. Hemen şuraya tepe çarkası olarak yorumluyorum ben. Tepesini ortaya koyar ve firavun halkın arasında karışırken güneşin ısısıyla o erir ve omuzdan aşağıya süzüldüğünde ancak tanrılar böyle kokabilir. Çünkü altından daha pahalı bir şeyden bahsediyorsunuz o dönemde. Halkın ulaşabileceği kadar şey değil kokular. Şu anda biz böyle küçük esanslar haline alıyor, kokuyoruz, kullanıyoruz hı hı. ama o dönemde damıtma yöntemleri yok ve kokular çok pahalı. Halkın ulaşabileceği noktada değil. Aristokratlar ve daha çok soylular ve kraliyet ailesinde özleştiği için o koku daha önce halkın bilmediğinden dolayı bir farklı hı hı. geliyor ve ancak tanrılar böyle kokabilir diye Bir dürtü uyandırıyor. Bakıyorsunuz. Rahipler e, her Tanrı'ya sunduğu koku formülleri farklı. Zeosa farklı. Ares'e sundukları farklı. Her sabah tapınaklarda yaktıkları koku ritüelleri, akşam yaktıkları koku ritüelleri farklı farklı. Sunaklarında yaktıkları buhurlar farklı. Mumyalama işlemleri yapılırken mürü etrafında döndürüyorlar. Ak günlüğü etrafında döndürüyorlar. O 14 gün boyunca yapılan işlemlerde. Kötü ruhları kovsun, kem gözden uzak dursun, ruhlarını iyi ruhlar alsın, yapılan işlemleri kutsansın. Çünkü iç organlar çıkarılıyor, kavanozda belli ritüeller hı hı. var. O işlemlerin kutsanması için yapmış oldukları en önemli şey koku ritüelleri. Dönüyorsunuz, bakıyoruz Hürrem Sultan her hafta 70 gram lavanta yağına ayaklarına masaj yaptırmış. Bastığım yerde kokum kalsın diye. Osmanlı'da kız görmeye gittiğiniz zaman yanınıza zambak kokusu götürürsünüz. Kızınıza talip izlemek. Şerbetler Aa. karanfilli geliyorsa buyurun gelin kızımız isteyin demek. Mesaj veriyor yani. Kokum. Suskunluğun gücü. Şerbetler sade geliyorsa hiç kapıma gelme sana verecek kokum. Şey, sana verecek kızım yok demek. <laughs> Çok ilginç. Koku ve tatla anlaşıyorlar. Tarihe baktığınız zaman Sümerler, Mezopotamya, Hitit, Selçuklu muhteşem ritüeller var. Örneğin Hitit Kral ve Kraliçesi, hı hı. E, bahar uyanırken, böyle Martın sonu 20-25'inde yapılıyor. İkisi ayrı bir tünelden giriyorlar. Aslında bu bir insülationdur. E, bütün kışın arınmasıyla beraber, çünkü doğu, doğuş var. Bahar doğuyor. E, sağ ve sol, ilk ve yank. Kral ve Kraliçe, dişi ve eril. İnsülation tünelinden giriyorlar, yavaş yavaş çok karanlıksır. Sadece nefes alabilirsiniz, yürüyorsunuz içgüdüsel olarak. Daha sonra yukarıya çıkıyorsunuz, tam piramidin başında birleşiyorsunuz. Oradan çiğdem çiçeklerin suları başınızdan aşağıya dökülüyor. Bunun gibi birçok ritüel var eski uygarlıklarda. Gördüğünüz gibi koku her daim bizimle beraber. Şimdiki bilimsel araştırmalara baktığımız zaman da kokuların frekanslarını keşfedildi. İyi de tarih zaten bunu biliyordu. Sadece şimdi biz bilimsel olarak bunu destekleyebildik. Gülüm megahertz 320'dir. En yüksek hı hı. megaherse sahip. Ak günlük 147, ölmez otu 181. Bu üç koku ruhani kokulardandır. Epifiz bezini en iyi tetikleyen koku ak günlük ve üzerliktir. Ak günlük rehber rüyalarda kullanılıyor. Her kokunun çakrası farklı Ak günlükten çok bahsettiniz. Benim de aklıma geldi. Ak günlük e, hangi şifalandırma yöntemlerinde kullanılıyor? Şöyle, Mezopotamya'da güneşte koşamıyorsan günah işlemişsindir demek. Yani güneşte neden koşalım? Çünkü o dönemin koşulları güneşte koşmaya ve hareket etmeye gerektiriyor. Yani siz gündelik hayatınızda yapmanız gereken, bedeninize, fizikinize yapmanız gereken görevleri yapamıyorsanız akışta bir sıkıntı var demek. O dönemin doktorları da rahipler. Rahiplere hı hı. gidiyorlar, dertlerini anlatıyorlar. Üç gün boyunca yıldızların altında uyutuyorlar sizi. Hı hı. Ve gördüğünüz rüyalarda, çünkü orada bir mesaj var, yorumlamaya başlıyorlar. Yorumların sonucunda diyor ki, akrep mi olmak istedin? Yılan mı? Arslan mı? Yani sana ait olmayan bir karaktere, fıtrata mı, hayata mı soyundun? Çünkü akrep olamazsın. Evet. Ama hepinizde bir egolar var ister istemez. Ve yine onlar böyle tabii şimdi ak günlük kolay. Biz böyle bir damla tepe çakramıza damlatabiliyoruz. Hı hı. O zaman öyle değil. Ak günü saatlerce dövüyorlar. 3-4 saat. Hastanın hemen şu yuvarlak kısmı yine ben tepe çakrası diyorum. Kil tabletlerde evet. böyle bir yorum yok. İşte kişinin tepesine başına konuluyor. 7 gün boyunca dolunay hariç güneş doğmadan ya da battıktan sonra bunu yapıyorlar. Bu yaparken hem psikolojik hem de fizyolojik arınma yapıyor. 147 MHz var. Tepe çakrası ilahi akışı sağlıyor. Ee, bol sıvı tüketiyorlar. Mesela bu ritüeli yaparken çok fazla et ve et ürünü tükettirmiyorlar hastaya. Bunun gibi yüzlerce ritüel var. Günümüzde de şu an devam ediyor mu bilmiyorum ama ben denk geliyorum bazen. Lavanta keseleri veriliyor ikram olarak. Hala günümüzde devam eden bunun gibi başka ikramlarda oluyor mu? Şimdi Amerika'yı inden keşfetmeye gerek yok. Bunun gibi birçok ritüelimiz hı hı. var. Örneğin ardıç tohumu ayaklarınızın altına sürüp eşikten çıkmadan önce ayaklarınızın altına sürersiniz. Ben yürüdükçe işlerim peşi sıra gelsin. Ben yürüdükçe işlerim benimle yürüsün. Ben koştukça işlerim beni kovalasın gibi ritüeller de yapılmış. Unutuyoruz. Yastık altında eskiden lavanta keseleri konulurdu çarşaflar portakal mandalina kabuklarına kazanlarda kaynatılırdı evet. Osmanlı'nın çamaşırhanelerine baktığınız zaman kayıtlara muhteşem bilgiler yer alıyor buhur suyuna yapılan muhteşem karışımlar var 1709 yılına ait hı hı. Yusuf Ağa'nın çamaşırcı başı Yusuf Ağa'nın defterine baktığımız zaman muhteşem formüller söz konusu Biz Kozmetikle koku rütellerini karıştırıyoruz. Kozmetik evet güzel iki pıstan ibaret. Hoş da kokar. Orası ayrı. Hı hı. Ama kokular ve rütüeller dediğiniz zaman çok başka bir derya, deniz, bir dünya var. Örneğin çiçek sularını kullanmayı unuttuk. İngilizcesi hidrosol, Fransızcası hidrolat. Osmanlı'ya baktığınız zaman çiçek suları yani maye yasemin, maye gül, maye karanfil. Bu çiçek suları vitaminleri ve minerallerinden dolayı bebek mamalarında bile kullanılmış. Hı -hı. Örneğin gül suyunu damıttıktan sonra geriye kalan şu bulanık su Hı -hı. gül mayasıdır. Gül mayasını aldıktan sonra geriye kalan ise gül suyudur. Yüzde müthiş bir parlama gençlik iksiri olarak kullanılır gül mayası. Çünkü dikkat ederseniz gül suyuna göre daha yoğundur. Evet. Ciltteki ince kırışıklıklara çok iyi gelir. Bu yüzden valide sultanlar güller damatılırken Ömeri cariyelerini kurarmış. gönderirlermiş. Arkada arkada hekim baştan arkasında bekliyor. Önce hekimleri alıyorlar hastalar için. Arkasında cariyeleri bekliyor. Bunları gençlik ekstra olarak kullanırlarmış. Çünkü artık belli bir yaştan sonra cilt sarkıyor, <laughs> ince çizgiler başlıyor. Gül bunun için kullanıyorlar. Gül suyu, gül mayısı ateş düşürücü özelliğine sahip olduğu için Osmanlı'da kullanılmış. Lavanta, <laughs> lavanta suları özellikle 2. Dünya Savaşı'nda İngiliz askerlerinin e, hastanelerde ve savaş meydanlarında kullandıkları malzemelerden bir tanesi. E, çok güçlü bir antiseptik özelliği vardır. Şimdi 2. Dünya Savaşı tabii ki İngiltere'nin o gotikliğinden, yağmurlu, kasvetli ortamdan Hindistan'ın sıcağına çıs diye düşüyorsunuz. Tenler beyaz, haşlanıyorlar. Levanta suyu özellikle hafif güneş yanıklarına çok iyi gelir. Başından aşağı böyle 5-6 litre dökerek yıkanırlarmış. Keza yine hastanelerde e, aletleri temizlemek için, kullanılan ekipmanların aletlerini temizlemek için levanta sularını kullanmışlar. Ha, çok güzel. Ak günlük, çok güçlü bir reçine sahip olduğu için antiseptik özelliği vardır. Şu anda evet teki yaşadığımız dönemde dezenfektan çok önemli. Hı hı. Alkollü kolonyalar ve dezenfektanlar ama çiçek sularına bakıyoruz tarih boyunca hep dezenfektan olarak kullanılmış ki Avrupa nüfusun yarısını vebada kaybederken Osmanlı'dan tonlarca çiçek suları geçmiş. Bu e, gül mayası dediniz de evet tabına. bu gül mayası yapımı da çok zor diye biliyorum. çok diyorum. zor. E, bu arada gül mayası suyundan daha az çıkar Hı -hı. çünkü e, gül suyun üzerinde olan yağlı tabakadır, kaymak tabaka. Yoğurdun kaymağı gibi düşünün çok az ayırd edilir. Bunu biz almıyoruz. Normalde bunun içerisinde yağ var. Süssek bir iki yani biraz daha yağ alabiliriz ama bunu bu şekilde kullanıyoruz biz. Her sabah gül toplama işlemleri biraz meşakkatlidir. Sabah yıldızlara arz ettiğiniz, geceden yıldızlara arz ettiğiniz gülleri rızalığını alarak toplamanız gerekiyor. Orakla biçemezsiniz, makasla kesemezsiniz. Tek Elinizle direk tek tek elinize o dikenler batacak. Esma'larını söyleyeceksiniz, rızalığını alacaksınız. Bir çuval güle elinizi soktuğunuzda haşlar. Mega şey çok yüksek olduğu için cildinizi yakar. O yüzden kızan gülü toprağa koyup toprağın o enerjisini sakinleştirmeniz gerekiyor. gerekiyor. Topraklanır. Hava elementini alan gül toprak elementinde alır. Ateşi rastgele yakılmaz. Çalı çırpı ile olmaz. Gürgen ya da meşe ağacı olur. Onlar yakıldıktan sonra suyuna zemzem suyu koyarsınız. Ateşte harlanan gül ruhunu suya nakşederek size şifasını verir hava, su, toprak, ateş elementinden yararlanarak gül suyu, gül yağı, gül mayası aldığınızda şifası olur. Belli bir ritüelle yapıyorsunuz yani bunu. Ne kadar meşakkatli gerçekten. Olmazsa çok şifası olmaz. Evet. Çünkü e, suyun bir hafızası var. Evet. Gül 320 MHz ile beraber dünyaya gelme sebebini, özünü ruha nakşederken siz ona gerekli itimamı göstermezsiniz. O da size gerekli itimamı göstermez. Güser ee, ak günlüğün kullanımından bahsettik. Ölmez otu da çok önemli bir bitki. O ne için kullanılmıştır peki? Ölmez otunu aslında ülkemizde çok görürüz. Sarı sarı pıtırcıklar. Hı hı. 27 tane farklı dili ismi vardır. Immortella, ölmez otu, ölmez çiçeği, her dem taze. Farklı farklı isimleri vardır. Gençlik iksiridir o da yine gül gibi. Kırışıklıkları çok iyi gelir. Mantarların bir numara düşmanıdır. Ölmez otunu özellikle krallığa tahta çıktığı zaman krallığım sonsuza dek yaşasın, ihtişamlı olsun, unutulmaz olsun diye ölmez otuna yaptığı ritüeller var. Yine göçebe toplumlarında kızlar evlenirken çadırlara girmeden önce kem göz, keder, negatif enerji getirmesin yeni hayatı, bolluk, bereket, ihtişam getirsin, parıldasın diye ölmez otuyla yapılan ritüeller karşımıza çıkıyor. Halen daha Ege bölgesinde bazı köylerde yapıldığını görüyorum. Hemen eşikte yakılır, gelinin etrafında döndürülür, ondan sonra içeri alır. Hatta ve hatta Karadeniz'de de gördüm bu yıl gittiğimde Artvin'de ee, kapı eşiklerinin hemen yanına koyuyorlar. <laughs> Ama niye yaptıktan unutmuş çoğu insan. Yani evet. hanesini kederden, kem gözden korumak için. Gül 320'dir. Ölmez otu 181'dir. Ondan sonra 147 ile ak günlük gelir. Bu üç koku ruhani olarak geçer. Duygusal ve fiziki olarak da mega hashleri kendi aralarında ayrılırlar. Elektron, proton, netron, alfa, beta, tetra boyutu, temel nota, kart nota, baş nota olarak da ayrılıyorlar. Peki şimdi kokuları algılama duyusundan bahsedeceğim. Erkek ve kadınların kokuları algılama duyuları farklı mıdır? Tabii ki. Şimdi kadın yaratılım için gelmiş. Hı hı. Ee, gelecek sermaye gelecek olarak genetik sermayesini de korumak zorunda. Yani çocuklarını, bebeklerini, hamilelik sürecinde tüm hayvanlar böyledir Başka bir yaratılımın başlar. O fabrikayı iyi koruma kadınlar sadece koku algısı değil. Tüm algılar daha yükselir. Hı hı. Duyma, görme. Ama şu vardır yapılan araştırmalarda da klinik araştırmalarda kadın genetiği olarak erkeğe göre daha iyi koku alır. Ama dünyaca parfümörlere bakarsanız şefler gibi erkeklerdir. Çünkü onlar daha genel geçer bakıyorlar. Örneğin ben bile parfüm tasarlarken kendi zevkime göre bakıyorum. Çünkü ilkel benliğim devreye giriyor. Ama erkeklerin, daha doğrusu beylerin koku alması bizim kadar iyi olmasına rağmen en iyi tasarımları beyler yapıyorlar. <laughs> İlginç gerçekten. Peki kokuyu biz neye göre seçeriz? Aslında biz burun gö zevkimize göre seçiyoruz. Hı hı. Hata orada başlıyor. Beğeniyoruz. Beğeniyorum. Tamam çok güzel. Ya da başka birinde, aa markan nedir çok güzel diyoruz. Evet bu diyoruz. çok e, yapılan bir şey aslında. Gidip alıyoruz. Onda durduğu gibi bize durmuyor. Neden? Bizim de bir ten aromamız var. Hı hı. Yeme alışkanlıkları, uyku düzeni, tükettiğimiz besinlerler her biri data oluşturur ve başkasına 8-10 saat kalan bir parfümün bizde kalmamasının en büyük sebebi ten onaylamadığı kokuyu arındırır. Hmm. O yüzden beğendiğimiz kokuyu sağ ve sol bilek içerisine sıkıyoruz, teşekkür ediyoruz ve ayrılıyoruz. Bir kokunun tenimizle kaynaşması, bir kokunun tenimizin onaylaması yarım saat içerisinde olur. Bizim fresh diye aldığımız bir koku, alttan baharatlar, oryantaller çıktığında bir bakarız ki hiçbir zaman kullanamayacağımız bir parfüm almış oluruz. O yüzden lütfen deneyerek kalalım. Tenimizin diline bakalım. Bir de kahve koklamayalım. Dünyanın en doğru bildiğimiz yanlışlarını da Evet, yaptırıyorlar bunu. Çünkü stoklar erimesi lazım. <laughs> Sizin zevkinizden çok orada eritmesi gereken bir stok var ve kazanması gereken bir prim var. Dolayısıyla pazarlama dünyası biraz daha farklıdır. Ee, burada bize de görev düşüyor. Lütfen kahve koklamayalım. Temiz hava ve varsayılımızda su. Hemen bir yudum su alalım. Böylelikle bütün algımızı rahatlatırız. Bir temiz hava aldıktan sonra yine bir 3-4 tane deneyelim. Yaptığımız hatalardan diğeri buraya sıkıyoruz, buraya sıkıyoruz, buraya sıkıyoruz, buraya sıkıyoruz. Şimdi buradan kokladığınızın buradan gelmediğinin garantisi yok. Bu odada şuradaki köşede bir koku olsa alırsınız. Oradaki kokuyu alan burun buradakini nasıl almayacak? Evet. Dolayısıyla sadece iki tane de bırakalım ve şu hareketi yapmayalım ısıtıyoruz o kokuyu ve daha farklı bir koku oluyor sanırım. Daha farklı bir de parçakülleri parçalıyorsunuz. Aa, evet. Bihter Hanım konuşmadığımız yerde kokumuz izlenim bırakıyor. Kokunun insanların karakteri ve psikolojisi ile bir bağlantısı var mıdır? Doğru orantıda bağlantısı vardır ama bu doğal kokula için geçerlidir. Hmm. Ağzımızdaki koku değiştirebiliriz ki sağlığımıza sıkıntı var. Biz evet. koklaşmayı unuttuk. Dikkat edin hayvanlar halen daha koklaşarak anlaşıyorlar. Evet korkma korkarsan köpekler anlar ve saldırır. Bakın doğal kokudan bahsediyorum yine. Yemeğin kokusu değişmeye başladığı zaman bozulduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla kullandığımız sentetik kokularla bu mesajı karşı tarafa veremezsiniz. Ancak doğal kokularla kendiniz, o da kendi kokunuz. O yüzden iş görüşmene giderken lütfen parfüm kullanmayın. Kendi kokunuzu verin. Güvenle girdiğiniz zaman emin olun karşı taraf bunu alacak. Her duygunun bir kokusu var. Öfkenin, mutluluğun, endişenin, kaygının, aşkın, mutluluğun her şeyin bir kokusu var. Sadece biz koklaşmayı unuttuk. E, kendi yaydığımız kokuyu biz kendimiz hissedersek vücudumuzla ilgili iletişim kurarız. Doğadoran kullanıyoruz, rolon kullanıyoruz, parfüm kullanıyoruz. Zaten bunları yıkarken işte yumuşatıcıydı, de deterjandı falan. E, bizim kokumuz nerede kaldı? Bizim kokumuz nerede kaldı? Çok kötü bir örnek olabilir ama kedilere dikkat edin. Muhakkak öyle ya da böyle. Dış kısmını yaptıktan, görmüşüzdür. Dışkısını evet. Dış kısmını yaptıktan sonra örtmeden önce onu bir kokluyor. Neden? Bağırsaklara mikrop mu var? Vücudunda hastalık mı var? Sağlığı kendi kokusundan anlıyor. Daha sonra ye yiyor, yemek ye yemiyor. Ya da gidiyor işte belli bir otları kemiriyor, midesi evet, ağrıyorsa. karnı ağrıyorsa aynen gidiyor Çinler'de mesela. Neden her çimi yemiyor? Neden her çimi kemirmiyor? Biliyor aslında kendisini. Karbon monoksitin çok yoğun olduğunu anlam, anlam, al şey yapmaz, yemez onu. Tarım ilacı olan bir şey veremezsiniz hayvana. Çünkü ilk önce kokluyor. O ona yararlı mı, zararlı mı? Bu kadar etkili bir algıyı karşı tarafa tabii ki veriyoruz. Sadece tanımlayamıyoruz. En güçlü duyumuz koku. Peki kokuyla insanlar hipnotize edilebiliyor mu? Tarihte bunun örnekleri var. Yani bir algı bırakıyorsunuz sonuçta. Siz örnek olarak Burada biz 5 milyon dolarlık bir iş konuşalım. Ben karşınızda bal gibi gibi kokarsam, pişmiş kek, kek gibi kokarsam <laughs> sizde güven uyandırmam. Evet. Dolayısıyla bunun her dönemde bir e, algı, bir imajla doğru orantısı vardır. Siz bir planta mağazasına girdiğinizde 10 bin dolarlık yüzük bakarken içeride sıcak çikolata kokusu duyarsınız ya da bir çay demlenmişse o sizde Çayın fiyatını aklınıza getirir altında. Patlamış mısırı duyduğunuzda aklınıza sinema gelir. Gidip bir ayakkabı evet. almak aklınıza gelmez. <laughs> Kokuyu sıkma adamı var mıdır? bir Kesinlikle Abdülkadir Geylani'nin çok sevdiğim bir cümlesidir. Koku, adab ve usullere riayet eden bir kul için muhteşem bir nimettir. Akgün'le az önce size yaptığımız gibi <laughs> tepe çakramıza sediri bir damla avucumuzun içerisine sürüp ki mega her şey 98'dir. Şifa enerjisidir. Şu şekilde yaptığınızda evet. elinizdeki negatif enerjiyi arındırır ve şifa akışını güçlendirirsiniz. Hürrem Sultan'ın hamamda bel bölgesine sürdüğü kokular, ayak tavanlarına sürdüğü kokular, şah damarımıza sürdüğümüz kokular, kalp çakramıza sürdüğümüz kokular, hepsinin bir adabı, oranı ve usulü vardır. Şöyle iki fıstığın ibaret olan mevzuyu bahsetmiyorum. O kozmetiğin <laughs> başarılı bir alanı. Ama kokuların bir dili vardır, dozajı vardır. Rastgele kullanamazsınız. Ee, dışarı çıkıyoruz diyelim parfüm sıkacağız ama bildiğimiz gibi ya bileğe sıkarız biz ya kulak arkasına <laughs> ee, ya da omuzlarımıza. Omuzlar en... doğrudur ama kulak arkamızın şurası şehir efsanesidir çünkü hiç dikkat etmiyor Bakın orantısı nerede? Evet direkt burun. Buruna gider. Vücudunuzda hastalık başladığında burun kokusu değişir. Siz buraya kozmetikle örterseniz bir, burası vücudumuzun en yağlı bölgelerinden biri olduğu için kokunun duruşu değişir, ekşir. bir iletişimi bozarsınız. Şuraya arası şu hareketi yapmak ayıp geliyor. Şu hareketi yapmak ayıp geliyor. Niye ayıp? Beden nasıl konuşacak? Kokuyla konuşacak. Sizi 3 ay konuşturmayalım. Ağzınızı bantlayalım. İnsanın psikolojisi çöker. Evet. İletişim kuramayın. Kuramadığımız zaman dengemiz bozulacak. Beden bize kendi derdini anlatamıyor ki karşı taraf iletişim versin. Bir koklayın, bedeninizi koklayın, kendinizi koklayın. Bir yerdeki bir şey bozulduğunda kokusu değişiyorsa, örneğin pankreasteki insülin seviyesi değiştiğinde ya da şeker hastaları insülin kullanan biri varsa etrafınızda bir koklayın, farklı kokuyor. Karaciğer yağlanması başladığında kişiler farklı kokarlar. Hani hepimizin bir kokusu var ve en iyi mesajı buradan alıyoruz. Niye buraya kokusuy merakımız var? Şu çukur böyle geleninden kim alacak? Zaten saçla örtüyoruz. Yani böyle bir fantaziye gerek yok. Kulak arkası derken evet şu şah damarlar kan hı hı. akışı çok e, hızlı olduğu için kokunun duruşunu taze ve sıcak tutar. Burası üçgen bölge, hı. bilek içerisi, omuzlar evet parfümümüze güveniyorsak saç fırçamızı parfüm sıkarak saç nemliyken saçımızı taradığımızda saç kururken koku partiküllerin içine hapseder ve biz geçtikçe kokumuz kalır. Bu tür pratik yöntemlerle aslında kokunun kalıcılığını da duruşunu da değiştirebiliriz. Peki koku ve aşk konusuna geliyorum. Koku ile ten uyumu aşkı nasıl tetikler? Bazen filmlerde görüyoruz hatta e, <laughs> bir kadın olur, parfümü sıkar ve peşinde milyonlarca erkek olabiliyor. Bununla ilgili kitap da var hatta Süsskind'in. E, aşkla koku nasıl bir ilişkide? Şu Patrick Süsskind ki aslında parfümle değil, orada kendi Hı -hı. kokusunu bulmaya çalışıyor. Orada Hı -hı. çok farklı bir şey var. Ee, o bahsettiğiniz reklam parfüm reklam filmlerine çok olur bir kadın arkasından bir süre böyle bir hikaye yok bu arada genetik yatırımınız hangi kişiye müsaitse onu Hı -hı. etkilersiniz aslında dışarıdan aldığınız sentetik bir kokuyla karşı tarafa aforizak etkisi yaratamazsınız şu anda her yerde aforizaklı parfümler deyip böyle evet, tonlarca öyle, şey de para... öyle bir şey yok o <laughs> zaman e, şudur mantık Ostrojeni tetikleyen doğal kokular, kiminde sandal, kiminde yılan yılan, kiminde gül, kiminde yasemin. Hı hı. Ostrojen tetiklendiğinde, ostrojen kokusunu alan testosteron harekete geçer. Hı. Doğal mantık budur. Dolayısıyla siz dışarına aldığınız bir parfümü ben sıkayım erkeklere etkileyip sizin genetik yatırımınız, genetik uyumunuz karşı tarafa uygun değilse, onun ilkel benliği harekete geçmeyeceği için o verdiğiniz parfüme para boş olur. Anne karnındaki bebekler ile annenin arasındaki iletişimi koku duyusu mu sağlıyor? Birçok duyu sağlıyor ama tabii ki Hı -hı. başta başlı başına en güçlüsü koku. Hı -hı. Sebebine gelince anne karnında gelişen ikinci algı koku algısıdır. Ve dünyaya geldiğimizde kafamız bedenimize göre daha büyüktür. Minik minik bacaklarımız var. Bütün her şey gelişime açık. Göremiyoruz, dokunamıyoruz, konuşamıyoruz. Ama koku algısı tüm gelişimi tamamlamış olarak geliyor. Dünyaya geldikten sonra koku algımız gelişmeye, ilerlemeye, uzamaya ihtiyaç duymaz. Bundan dolayıdır ki 9 ay boyunca bildiğimiz tek koku anne plasenta sıvısının kokusudur. Ve her kadının plasenta sıvısının kokusu farklıdır. Yalnız göğsün ucundaki kokuyla aynıdır. O yüzden bebek dünyaya geldiğinde göğse yaklaştırdığınız andan itibaren emme refleksi harekete geçer. Bebekleri bu yüzden yıkamamak lazım. Çünkü bildiği güven zaten doğum bir travma. O bildiği ettiği kokuyu da üzerinden aldığınızda işte annenin uykusuz geceler o saatten sonra başlıyor. Panikliyor bebek. Ee, eğer emmiyorsa üzerindeki plesanti sıvısını anne göğsünün ucuna sürdüğünde emme refleksinin geliştiğini görecektir. Bunun denemeleri de yapıldı. Çok ilginç. Anne odadan çıkıyorsa çünkü bebek 9 ay boyunca aynı bedeni paylaştığı anneden ayrılığını ilk günler fark edemiyor. O yüzden yedisi çok önemlidir. Yedisi ve kırkı. Yedi de yedi günde odaya, 40 günde haneye alışır bebek. Hı hı. Anne odadan çıkması gerekiyorsa kıyafetini, eşarpını, yeleğini, kendi ten kokusunu neye sindiyse beşiğini bırakmalı. Bebek hastaneden geri bebek odasında atıyorlar. Nereye atıyorsun? Daha bedeninden ayrıldığının farkındayım. Yatağıma alışmasın. Yatağına alışsa ne olacak? 10 yaşından sonra sesine seni uyuyamayacak zaten. <laughs> ne kadar anneye yakın uyursa bebek o kadar daha rahat eder. Anne de bebek. Bebek çok sık uyanıyor. Uyanacak da 10 günlük bebeği sen atmışsın öbür odaya panik halinde. Korkuyor. ya yani sana da yazık ona da yazık. Göçebe toplumu olduğumuz dönemde 40. gün kayınvalide yani Babanın annesi beşi getirir. 40 gün anne ile bebek doğduğu yatakta hatta kalırlar. 40. gün beşik gelir. Beşik de sedirdendir. Hem kem hmm. gözden negatif enerjiden arındırsın hem de şey böcek gir gelmez etrafına. Çünkü göçebe toplum, doğa işte hmm. böcek gelebilir, börtü böcek olabilir diye uzak tutmak haşereler uzak tutmak için sedir ağacından beşik yapılır ve 40. gün gelir. Biz böyle kariyer de yaparım, çocuk da yaparım diye 5. 6. gün atıyoruz sokaklara. Egzoz kokusu, duman kokusu daha bebek neyi uğradığını şaşırıyor. O masalsı dünyaya anne de saltanatını yaşarsa, tabii ki dış etkenler çok önemli. Dolayısıyla hem bebek için hem anne için çok iyi olacak. Çocuklara bakıyor şimdi hepsi hiperaktif. Bunun bir sebepleri var aslında. Geçmişten gelen bir sebepleri var. O süreçleri sakinlikle karşılarsak, koku duysun ne kadar önemli olduğunu bilirsek, şunu yapmayalım. Türk toplumu olarak çok dokunsalız tabii bu sıralar biraz koronadan dolayı çok mesafeliyiz, <gülüyor> mesafeliyiz. <gülüyor> o iyi oldu. Hemen gidip çocukları kucaklarım. Ay ne güzel oldu falan. Yani daha 12 saat olmuş bebek doğalı 20 kişinin elinden geçmiş. Hangisinin kokusuyla muhatap oldu düşünebiliyor musunuz? Babam nerede, annem nerede duygusuna geçti. O yüzden mesela Etiyopya'da eee toplumlar şekabile toplumlarında anne babanın dışında odaya kimse girmiyor. Doğumdan sonra 7 gün boyunca onları kabile bakıyor. Çamaşırlarını bırakıyorlar, yiyecekleri bırakıyorlar, boşları alıyorlar. 40. günde anne baba, baba ara ara çıkıyor. Hı -hı. Anne baba 40. gün bulundukları o bungala, muz evleri, muz ağacındaki evden dışarı çıkıp çocuğu çiğe bırakıyorlar sabah, doğaya sunuyorlar. Sonra doğayla tanışıyor direkt değil mi? Çok güzel. Muhteşem rütüeller var. Yani koku ve anne üzerinde bebek koku anne üçlüsün arasında muhteşem bir bağ vardır. Baba için de aynı şey. Örneğin kadim uygarlıklarda da, göçebe toplumlarda Hı -hı. da halen daha da yapılıyor. Ee, bebek doğduktan sonra babanın kaftanına ya da babanın üzerindeki şeye sarılırdı. Kumaş neyse o. Hı -hı. Almanya'daki ortağımızın eşi erken doğum yaptığı süre içerisinde, tabii çok telefon trafiğindeyiz. Bir i̇şte tanem hemşeriler geldi beni soyuyorlar. Dedim bırakın soyunun. Soyunun soyunun canım. Niye? Atletimi istiyor. Verin verin atleti verin. Niye su sen, sen ver dedim sen ver. Atletini almışlar ve hemen bebeği ona sarılıp babaya getirmişler. Çünkü baba ana rahmine düştüğü an itibaren kadın anneliği biliyor. Baba o doğum sırasını beklerken salgılamış olduğu hormonları bir daha salgılayamıyor. O yüzden teriyle bedeniyle kalmış olan hormonları bebekle tanıştırıyorlar. Aa, çok ilginç. Baba var, güven var, bütünlük var. O anda anne baba üçlüsü, bebek üçlüsü aslında bütünleniyor. Biz ne yapıyoruz? Sen erkeksin anlamazsın. Babana lehasılık dönemi var. Kimse farkında evet. Anlamaz. Ben yaparım. Sen dur. Nereden bileceğim? Ben anneyim. Bir dakika ya babalık da var ortada. Sonra çocuk babayı saymıyor. Babayı niye sayacak? Saydırmadınız zaten. Babayla tanıştırmamış ki zaten. Hani onun kokusunu almadık almadı ki zaten. İlke, bunun baba olduğunun farkında olmayan çocuklar var. Burada hani ebeveynlerle beraber büyük eve yani anne, anneanne dedeler gibi eşe de sorumluluk düşüyor. Çünkü onu bir tanıştırmak lazım her iki tarafa da. Çok güzel söylüyorsun. Biz bedenimizde anne olduğumuzu fark ediyoruz. Evet. Ama babanın böyle bir süreci yok. O yüzden bırakın, koklasınlar. İlk 40 gün hatta anne baba dışında kimseyle görüştürmemek gerekiyor bebekleri. O yüzden ben şu çok memnunum. Çünkü çok yakın arkadaşlarım da doğum yapanlar da oldu. Ya annem gelemedi, babam gelemedi, biz kaldık kocama baş başa. <laughs> ah işte Doğan istediği bu. Gibi. Doğan istedi. İşte sen asıl saltanatı 2-3 ay sonra yaşayacaksın. Asıl saltanatı 5 yıl sonra yaşayacaksın. Şu anda hepinizin bir arada olmuş olması o bebeğe öyle bir özgüven aşılayacak ki asıl saltanatı sonra yaşayacaksın. Şu anda panik halindesin ama rahat ol. Şu anda doğa o kadar güzel yaptık ki her şeyi. Sadece durup seyrediyorum yani. Evet çok güzel. Peki bebek ve çocuk odalarında koku kullanmak Hayır. gerekir mi? Hayır, kullanmayacağız. Hmm. Kullanmayacağız Çünkü onlar ilkel benliklerle hmm. zaten farklı bir şekilde, özellikle bungalow daha kapanmadığı süre içerisinde hmm. mümkünse hiçbir şekilde deterjan da kullanmayalım, kimyasal da kullanmayalım. Hmm. Eskiler ne yapıyordu yani? Tam gidip nehirde çamaşır yıkamıyoruz, öyle bir fantazi içerisinde ben de değilim ama <laughs> kullan bebek şampuanları... Tamam sağlıklı olanlar, var. bebek parfümleri çıktı. Ya bebeğin neresin parfümü? Zaten biz onun parfümünü yapamıyoruz. Bebeğin kokusunu yapabilecek usta bir tasarımcı ben tanımıyorum. O cennetten düşen kutsal damlaların kokusu yapılamıyor. O kokuyu niye parfümle bastırmaya çalışıyorsun? Bırak kendini koklasın, bırak sen kokla. O yüzden mümkünse 7 yaşa kadar hiçbir çocuğa, bebeğe koku tavsiyesinden bulunmuyorum. E, kişiye özel parfüm tasarımı yapıyorsunuz Bihter Hanım siz. E, Türkiye'de de zaten sayılı bu kişiler. Nasıl yapılıyor bu parfüm tasarımı? Biraz bahseder misiniz? Şimdi hepimizin dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi ten salgıları farklı. Yeme içme alışkanlıkları, uyku düzeni, tükettiğiniz besin değerler her biri bir data. O datalardan yola çıkarak temel nota, kalp nota, baş nota, akort sistemi kuruluyor. E, kişiye özel ve formülü sade size ait olan parfümü örnek olarak ben dahil kullansam size durduğu gibi durmaz. Hmm. İşin güzel kısmı o. Aa sen parfümün çok güzelmiş bir sıkayım dediğinde bu ne ya falan bende böyle kokmuyor. <laughs> Örnek özel bir e, moda tasarımcısına gidersiniz. <laughs> Üzerinize bir kıyafet diker. Sizinle aynı bedene sahip olan birine bile o uymaz. Ama bir A markasına gidersiniz. Reyonda doludur. Bedeninizi <laughs> her bedenle onlar uyar. 36 bedeni siz de alırsınız. Ben de alırım. Size de olur. Bana da olur. Çünkü onlar fabrikasyondur. Ama tasarım dediğiniz zaman tamamıyla size özel dikildiği için, potlukları, ayarları tam oturduğu için başkasına olmaz. Parfüm tasarımı da böyledir. Bihter Hanım peki parfümlerin kullanım süresi oluyor mu? Hepsinin var. Bunu dikkatimiz gereken şey bir e, orijinal ile sahte arasındaki en büyük fark odur. Hı hı. Örnek olarak parfümü aldığınız zaman ilk açıyorsunuz. Şuraya bastığınızda çıt diye bir ses çıkar. Evet. İlk ikinde çıt diye bir ses o havadır ve bir iki defa boşa gider. O zaman bu doğrudur ve çıt sesi çıktıktan sonra kutunun arkasında böyle krem kutusu gibi bir amblem vardır. Son tüketim. O, evet. Orada 12 m, 36 m, 24 m çünkü fıtrata göre değişir. Nasıl ki her yemeğin tüketim süreleri farklıdır, ee, bozma süreleri farklıdır. Kokular da böyledir. İçerisinde ne kullandığını bilmediğimiz için kullanılan karışımlara göre son kullanma tarihleri değişir. Paketi açmadan önce ona dikkat edelim. Tık dediği andan itibaren süre başlar. Parfümleri buzdolabında ya da nemli ortamlarda saklamayalım. Hmm. Çünkü bunlar formülü bozar. Hidrosolleri saklayalım. Doğal olanları saklayalım. Ama alkolize edilmiş bir parfümü buzdolabında ya da mutfakta sakladığın şey buzdolabında ya da banyoda sakladığınızda formüller bozulur. Sahte parfüm dediniz. Sahte parfüm nasıl anlaşılıyor? Çok kolay anlaşılıyor. Parfümü ilk sıktığınız anda itibaren orijinali gibi kokuyorsa sahtedir. Çünkü parfümü sıktığınız zaman onun bir akort karakterine oturması geçen bir süre vardır. Notaları demiştiniz. Onlar. O bir süredir. Ondan sonra sıkıyorsun A markası gibi kokuyor. Kokamaz. Kokamaz. <laughs> Çünkü hani bunun bir süresi var. Değişecek. Kokuyorsa zaten sahtedir. Şişesinden, kapağından, ambalajından çok kolay anlaşılıyor artık. Getirdiğiniz e, ürünlere bakalım isterseniz. Mesela şunlar. Şimdi bu sedir. Az önce bahsettiğim gibi şifa Hı -hı. enerjisiyle ilgilenen arkadaşlar çok fazla farklı negatif enerjide maruz kalır. Avucun içerisine biraz sıkıp mesela şunu yaptığınızda ateş gibi avucunuz yanar. İlk önce mum ışını tutup daha sonra hastaya şifa vermek istediği kişiyi tuttuğunda ya da dokunduğunda enerjinin daha hızlı aktığını hissedeceği gibi kendisini de koruma altına almış olacaktır. Çünkü bir kanal olan şifacılar Hı -hı. ister istemez kendileri de etkileniyorlar. Hı -hı. Sedir bunun için çok güçlü bir arındırıcı özelliğine sahiptir. Yok. Ak günlük ben bunu çok severim. Akünlükten özellikle çok bahsettik. Evet yani gerçi şu anda güneş var tepede ama hı hı. güneş doğduktan doğ, doğmadan önce ve battıktan sonra karanlıkta genelde akşam yatarken yapıyorum. Rehber rüyalara davetiye çıkartır. Akgünlü kullandığınız akgünlük hidrosolün üzerimize sıktığımızda ya da iki kaşımızın arasına sürüp ya da tepe çakrasına sürüp uyuduğumuzda sabah kalktığımızda muhakkak yanımıza bir rüya defteri olsun. Ve bunu işin ehline Yorumlatalım. Akgünlük çok başkadır. Çok, çok kadim güzel. uygarlıkların vazgeçilmez kokusudur akgünlük. Muskat. Muskatı çoğu insan bilmez. Evet, çok güzel koklar. Mesela şöyle koklatayım. Şöyle. Hatta sürmeden şöyle bir koklatayım. Aa çok keskin ama çok güzel bir kokusu var. Kes, keskin ama güzel. İşte evet. tırnaklarda kullanılmasının, ibadethanelerde kullanılmasının sebebi çok güçlü Mesela bir iki damla tiylerce damlattığınız zaman etraftaki bakteriyi, ve havadaki mikrobu aldığı gibi negatif enerjilerden dayanır. Göz bekler büyüdü. çok güzel kokuyor. Çünkü dopamin hormonunu da salgılama özelliğine sahiptir. Küçük hindistan evet. cevizi ile de anılır. Hindistan cevizinde uzaktan e, kuzan oldukları için hafif tatlı ama böyle mistik bir kokusu vardır. Evet, onu diyemiyorum az önce. <laughs> e, saymakla bitmez. Muskatı şu anda keşfetmeyenler çok şey kaçırmış derim. Ben çok seviyorum muskatı. Hı hı. Karışımlarımda kullanıyorum. E, bazı yapmış olduğum formüllerde kullanıyorum. Cildimde kullanıyorum. Severim kendilerini. O kaliptus ıstıcı özelliğinden dolayı. Okaliptusun ağrı kesici özelliği vardır. Bu yüzden fiziki kokulardandır. Baş ağrısına, boyun ağrısına. Ama tabii ki bunları seyretmek lazım. Sabit bazı uçucu yağlarla. Kış aylarında özel çocukları okula gönderdiğim zamanlarda ellerine biraz sürer. Gönderirdim ki işte dokundukları yerden hastalık... Çünkü çocuklar okula gittikçe biliyorsunuz evet. çok fazla hastalanıyorlar. Hapşırıyorlar, aksırıyorlar. Bir de evde yapardım akşamları. Çünkü hepimiz dışarıdan geliyoruz. Evi evet, çok iyi havalandıramıyor soğuk olduğu Hı -hı. için. Epetekler Petekler zaten yanıyor. Havadaki oksijenin çoğunu alıyorlar. Dolayısıyla böyle bir iki damlayla hem temiz hava sağlıyordum hem havadaki mikrobu kırmasını destekliyordum. Burada kan portakalımız var. Bunu çok seveceksiniz kokusunu. Mimarsından çizimine başlamadan önce Harika. portakal, mandalina, greyfurt gibi kabuklarını eline sürermiş. Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu araştırmada da ders çalışırken çocukların kan portakalını koklamak, bergamot da bunlardan hı hı. bir tanesi. Sınava girdiğinde fotoğrafik hafıza oluşturduğu için %12 başarı oranında artış olduğu tespit edilmiş. Süpermiş bu. Fotoğrafik hafızamız var ve bunu kokularla aslında sağlayabiliriz. Betiver, reçinedir, köklenmeyi sağlar. Bu çok farklıdır. Mesela erkek parfümlerinde bunu çok duyarsınız Betiver'i. Çok değişik gerçekten reçine grubundandır. Bunlar böyle derya denizdir. Kadim uygarlıklarda da çok fazla kullanılan kokulardandı. Bundan bahsettik. Gül mayası. Ben 34 yıldır kokularla ilgileniyorum. Ha şu anda da eğlenmeye devam ediyorum. Dünyanın 700 koku uzmanından biriyim. Koku okulunu kurduk. Bunların hepsini aktarmak, bilgilendirmek için. Bahsedelim isterseniz. Tabii ki uluslararası sertifika verebiliyoruz. Dolayısıyla hı hı. bizden mezun olan biri Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye gittiğinde de bunu meslek haline yapabiliyor rahatlıkla. Burası bir koku uygarlığı ve standarttan oturtarak bunu e, sapla samana ayırmak için yaptık özellikle. Profesyonel anlamda yapsınlar ve bizim kadim uygarlıklardaki bu bilgileri hayata geçirip yaşatsınlar. Biz Amerika'yından keşfetmiyoruz. Çünkü bu işin Bizans'taki karşılığı aramatiyoruz. Osmanlı'daki karşılığı, karşılığı miski füruşan, amberciyan, gürepciyan, buhurciyan zaten bunlar Hep vardı. Oldu. Sadece kaybolmuş bir meslek. Tekrardan standarttan oturttuk. Devletle beraber çalıştık zaten. Resmi gazete yayınlandı. Geçtiğimiz yıl 7 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın imzasıyla standartlar artık belirlendi. Ve okulda beraber bu eğitimle uzman kadromuza eğitimleri veriyoruz. Neden gençliğimizin önüne açmayalım? Neden dünyaca ünlü parfümör buradan çıkmazsın? Evet. Ee, burası bir koku bir galiba. Bu kadar zengin aromaterapik toprağımız varsa eğer e o zaman uzmanlarımızı yetiştirip çünkü zaten biz göçeme toplumundan geldiğimiz için konar göçeriz. Bunun algımız diğer coğrafyalara göre daha güç çalışıyor. Yani bu benim söylediğim bir şey değil. genetikçilerin söylediği bir şey. Çok buna çok da şahit oldum. 7 yaşındaki bir çocukla 80 yaşındaki bir nenenin yorumları nasıl yani teyzem sen 80 yaşında bu yorumu yapıyorsan 20'lerde neredeydin diye isim geldi. <laughs> bu tür kişilerin de önünü açmak adına bu standartları kurduk. Okulumuzu Allah'ın izniyle açıyoruz. Bir iki ay içerisinde aktif hale gelmiş olacak. Harika. Şu çok ilgimi çekti Bihter Hanım. Bu yaklaşık bu 1916 yılına ait bir koku şişesi. Aa. Uzak Doğu'ya ait. Ee, Tulkap taşından yapılmış bir koku şişesi. İşçiliğe bakar mısınız? Harika gerçekten. Yani gözüme direkt o çarptı. Bu bir koku şişesi. Yani şu andaki parfüm şişelerine bakıp bir de bunlara bakın. Evet. Ya yani bir blog gibi duruyor ama bir parfüm şişesi. Bunun gibi birçok şey var bakalım. Çok teşekkür ederiz Bihter Hanım. Çok güzel, çok değerli bilgiler Bizler verdiniz. Teşekkür ederiz. Kokuyu kokuya daha başka bir boyuttan bakıyoruz artık. Bugün koku ve kadim bilgilerde kokun ne demekti onu konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.